Rose, hiç tanımadığı babasının ölümünün ardından, onun vasiyetini dinlemek üzere Kyoto'ya gelen Fransız bir kadındır. Bu süreçte bir yandan hiçbir şekilde aşina olmadığı bir kültürle, bir yandan gizemli, güçlü, zengin ve ölü bir Japon babanın gölgesiyle, bir yandan çocukluk travmalarıyla boğuşacaktır. Babasının asistanı ve yakın dostu olan Paul tutunacak tek dalıdır. Kyoto'nun tapınakları ve çay evleri, uluslararası çok satan yazar Muriel Barber'in etkileyici 5. romanında bir Fransız kadının duygusal uyanışına sahne oluyor. Rose 40 yaşına gelmiştir, ancak yaşamaya henüz başlamıştır. Hiç tanımadığı Japon babası öldüğünde yetim kalan Rose, onun vasiyetini öğrenmek için Fransa'dan Kyoto'ya gider. Harun'un son dilekleri açıklanmadan önce, eski asistanı Paul, Rose'u bu yabancı şehrin tapınakları, bahçeleri ve yemek mekanları turuna çıkarır. İlk başta isteksiz bir turist ve geç babasının evinde rahatsız konuk olan Rose, Harun'un onun için belirlediği güzergah üzerinden Harun'un mirasını keşfetmeye başlar ve hiç hayal etmediği hediyeleri bulur. Muriel Barber'in uluslararası çok satan romanı, ikinci şansların, yasın doğduğu güzelliklerin ve külün içinden büyüyen güllerin büyüleyici bir hikayesi. Haydi gelin, Kyoto'da geçen bu kitabın dikkat çekici lokasyonlarında gezintiye çıkalım. Higashi Honganji, Japon Budizminin Bodo Shinshu mezhebinin merkezi tapınaklarından biridir. Kyoto'da bulunan Higashi Honganji, Batı Honganji ile birlikte Bodo Shinshu mezhebinin iki ana tapınağını oluşturur. Higashi Honganji, zengin bir tarih ve kültürle birlikte, mimari açıdan da dikkat çekici olan büyük bir tapınaktır. Bu tapınak, Japonya'nın tarihinde ve Budizm geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Daitokuji, Japonya'da bulunan büyük ve önemli bir Zen Budist tapınak kompleksi ve manastır kompleksidir. Daitokuji, Japonya'nın en etkileyici Zen tapınaklarından biri olarak kabul edilir ve Kyoto'nun kuzeydoğusunda, şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunur. 1319 yılında Ashikaga Takaoji tarafından kurulmuştur ve zamanla birkaç farklı alt tapınaktan oluşan geniş bir kompleks halini almıştır. Kompleks içinde bir dizi ana tapınak, alt tapınaklar, bahçeler ve çay evleri bulunur. Bu tapınak, Zen meditasyonunu ve Budist öğretilerini benimseyen rahiplerin eğitim aldığı bir yerdir. Daitokuji'nin zengin bir tarihi ve mimari güzellikleri vardır. Ayrıca çeşitli mevsimlerde değişen güzel bahçeleriyle de tanınır. Her biri kendine özgü tarz ve atmosfer sunan alt tapınakları, ziyaretçilere farklı deneyimler sunar. Daitokuji, Kyoto'nun kültürel ve tarihi zenginliklerinden biridir ve Japonya'daki Zen Budizminin önemli merkezlerinden biridir. Chisendo, Japonya'nın Kyoto şehrinde bulunan ve Edo dönemine dayanan tarihi ve manevi bir yerdir. Edebiyatçı ve filozof Ishikawa Bozan tarafından inşa edilen bu mekan, Japon bahçe sanatının örneklerinden biridir ve özellikle sessizliği, düşünceyi ve meditasyonu teşvik eden bir atmosfere sahiptir. Chisendo, ormanlık bir alanda yer alır ve ana binası, Bozan'ın şiirlerini yazdığı bir meditasyon odasını içerir. Ginkakuji, Japonya'nın Kyoto şehrinde bulunan ve Gümüş Tapınak olarak da bilinen önemli bir Budist tapınak ve bahçe kompleksidir. Ginkakuji, özellikle Edo döneminde inşa edilen ve Zen Budizminin Rinzai mezhebine ait olan bu tapınak, mimarisi ve bahçeleriyle ünlüdür. Ginkakuji'nin ana yapısı, bir çayevi olan Ginkaku olarak bilinen binadır. Bu bina aslında gümüş kaplamalarla süslenmemiştir. Ancak zaman içinde ağaç karbonatının renginden dolayı gümüş tapınak olarak anılmıştır. Bu villa, Edo dönemine dayanmaktadır ve Japon bahçe tasarımının ve mimarisinin zarafetini yansıtan önemli bir kültürel miras alanıdır. Katsura Imperial Villa, ziyaretçilere önceden rezervasyon ile sınırlı sayıda turla ziyaret edilebilir. Bu, yerin korunması ve ziyaretçi sayısının kontrol edilmesi amacıyla yapılmaktadır. Katsura Imperial Villa, Japon kültürüne ve tarihine ilgi duyanlar için önemli bir turistik destinasyon olarak bilinir.